Teşekkür ediyorum. Öncelikle Eğitim Sen adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında bu yasa Mart ayının başında tartışmaya ya da birdenbire önümüze konduğunda bir yasanın yapılış tekniği itibariyle o günkü değerlendirmelerimiz itibariyle de yasa 4+4 yasası bir AKP klasiği olarak değerlendirmek mümkün. Bir, nedir AKP klasiği? İşte ben yaptım oldu. Meclis çoğunluğuna dayanarak meşruiyetini o çoğunluk üzerinden arayan bir yasa yapma anlayışı ve topluma kendisini 2002'den bu yana dayatmalara karşı demokrasi mücadelesi verdiğini iddia eden bir iktidarın topluma aşama aşama o dayatmalar yoluyla önümüzdeki süreci şekillendiren, kendi ideolojik dünya görüşüne göre toplumu şekillendirecek yasalarla donattığı bir süreç var. Şimdi bu 4+4 yasası böyle bir yasa tekniğiyle önümüze getirildi. Aslına baktığımızda geçtiğimiz yıl yapılan 2011 seçimlerinde ki her seçimde her siyasi parti topluma vaatleri üzerinden önüne çıkar, toplumun önüne çıkar ve iktidara talip olduğunu ifade eder. Nitekim işte uçuk projelerle, çılgın projelerle bir seçim sürecini geçirdik. Ama buna ilişkin, bu yasaya ilişkin AKP'li hiçbir seçim konuşmasında da, seçim bildirgesinde de buna ilişkin bir değerlendirme ya da ifadenin olmadığını biliyoruz. Seçimlerin ardından kurulan 3. AKP hükümetinde de hükümet programına baktığımızda yine eğitime ilişkin ne böyle bir kendi adlarıyla tırnak içinde reform düzenlemesi ne de eğitime ilişkin topyekun bir değişimi ifade eden hiçbir belirlemeye, hiçbir program içerisinde yer alan bir ize, bir maddeye rastlamamıştık. Dolayısıyla birdenbire getirilen ne meclis grubundan ne hükümet tasarısı olarak sadece 5 milletvekilinin imzasıyla ki içinde hiçbirinin o 5 imzacı grup başkan vekilinin eğitimle uzaktan yakından ilgisi yok. 2 hukukçu, 2 işletmeci, 1 ilahiyatçının imzasıyla verilen tasarı, teklif mecliste ki biz o teklifin verildiği itibaren bütün toplumsal kesimleri de birlikte bu yasaya karşı bir mücadele yürüttük. Aslında o yasanın ilk teklifinde işte kademeli, kesintili, zorunlu eğitim ifadesiyle ilk 4 yıldan itibaren kesintiyi öngörmüştü ki çok ciddi biçimde toplumun bütün kesimlerinin tepkisiyle oradan bir geri dönüş sağlandı. Önemli tartışmalar yapıldı. Çünkü bu yasanın aslında başka odaklar tarafından hazırlandığı, o süreçte kimi çabalarımız sonucunda, kimi kendi ifadeleri ya da ağızlarından kaçırdıkları ifadelerle, işte İmam Hatip mezunları dernekleriyle, kimi tarikat merkezlerinde oluşturulmuş bir tasarı olarak basında da yer aldığı, kendi ifadelerinde de ya da tartışmalarda ortaya çıkardığımız ya da işte yazışmalardan şuradan buradan ortaya çıkardığımız sonuç itibariyle bu yasanın belli odaklar tarafından da dayatıldığı bir şekli ortaya koyduk. Bu kademeli kesintili boyutunda aslında topluma da 28 Şubat'ın bütün izlerini siliyoruz diyerek 8 yıllık eğitimin dayatmasını kaldırıyoruz. Daha demokratik, işte dünyanın gittiği hatta ileride mesleklerini her 10 yılda bir meslek değiştirebilen bir birey yetiştireceğiz saçmalığıyla diyelim. Çünkü insanlar başarılı oldukları meslekleri değiştirmek zorunda falan değildir. Elbette ki kendi yeteneklerini o birikimleri üzerinden geliştirerek başka alanlara doğru eğilim gösterebilirler, yönelebilirler. Bunun hiçbir sakıncası yoktur. Ama 10 yılda bir meslek değiştireceğiz, böyle bir toplum yetiştireceğiz iddiası tam bir safsatadır, tam bir bilim dışı açıklamalardır. Nitekim bunların hiçbir gerçek temeli olmadığı için de o günlerde söylenenin dışında kimse tarafından da ciddiye alınmadı. Bugün o yasanın geldiği noktada kimi geri adımların atılmış olmasına rağmen, onca toplumsal muhalefete rağmen bu yasanın bu kadar inatla, ısrarla sürdürülüyor olması aslında bizim toplumsal muhalefet olarak biraz daraldığımız, biraz sıkıştığımız
kendimizi biraz daha görmek zorunda kaldığımız bir başka tarafı gösteriyor. O tarafı da bizi uyandırıcı bir yer olduğunda geniş bir muhafazakarlaşmayı, geniş bir dindar, itaatkar, otoriteye bağımlı bir toplumun yaratıldığını artık gözler önüne seriyoruz. Daha yeni yeni AKP yanlılarının dahi sadece 5 yaşındaki çocukları olanlar üzerinden bir isyanın, isyan bile çok iddialı olur, bir tepkinin yeni yeni gelişmeye başladığı görüyoruz ama bu çok zorlama bir şey. Onca tepkiye rağmen, onca 28-29 Mart eyleminde işte Kızılay'ın önünde yatmamıza rağmen, copla gazla dağıtılmamıza rağmen hala yeni yeni ancak o da okulların açılmasına ramak kala bir tepki gösterilebiliyorsa, bu tepkileri de işte Başbakan da olsun, Milli Eğitim Bakanı da olsun, canım bunlara karşı çıkanlar, işte laikçiler ve pekkeliler diyerek ve onlara destek olan sendikalar diyerek hedef gösteren bir noktadan bütün çabamıza rağmen bu yasa ısrarla sürdürülüyorsa toplumsal muhalefet olarak da düşünmemiz gerekiyor aslında. Şimdi bu yasanın sadece eğitim yasası olmaktan öte yasa tekniği olarak da bir torba yasa niteliğinde bunu geçirdiler. Meclisler bu şekilde geçirdiler çünkü çok ciddi biçimde bir rant yasasıdır bu aynı zamanda. Eğitimle ilgili düzenlemelerin yanında bir de eğitime 15 yıl boyunca eğitim giderleri işte yine çok tartışılacak olan tabletli eğitime geçiş sürecinde bütün alımları 15 yıl boyunca ihalesiz alımını gerçekleştirecek yasa içerisinde madde var. Bu son derece önemli bir şeydir. Eğer bir eğitim yasası yapıyorsanız kendine özgü işte komisyonlarında tartışılmasıyla, kamuoyunda tartışılmasıyla olması gereken süreç mali boyutu olmasına rağmen bütçe plan komisyonuna hiç değinilmeden, hiç sokulmadan meclisten geçirilmesi aslında yasa tekniği açısından da yasanın anayasaya uygunluğu açısından da arızalı bir şekilde geçiriliyor. Onun için hem Cumhuriyet Halk Partisi doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptı, hem biz Danıştay üzerinden bunun anayasaya aykırılığını iddia ederek davamızı buradan doğru da açtık. Yine bu yasanın üçüncü bir tarafı önemli olan eğitimin kamusal bir hizmet alanı olmasına rağmen bu yasada daha önceki eğitim yasasının içerisinde olan devlet okullarında parasızdır ibaresi, yani ilk öğretimin devlet okullarında parasızdır ibaresinin bu yasadan çıkartılarak artık devlet okullarında da paralı bir eğitim sürecinin başladığını ifade ediyor olması da önümüzdeki süreçte artık eğitimin sağlıkta olduğu gibi tamamen paralı hale geleceği ve sistemin bütünüyle piyasaya açılan bir alan haline dönüştürüleceği bu yasanın içeriğinden ortaya çıkmaktadır. Bu yönüyle de çok karşı çıkılması gereken ve ki AKP'nin 2002'den bu yana eğitim yatırımlarına harcadığı payın 2003'te %17'den bugün %6,5'lara kadar düştüğü bir yerde ne fiziki donanımı o yaş grubuna ait ya da mekansal olarak engellisinden en geniş ortamlarında işliklerinden, dersliklerine, işte salonlarından, kütüphanesine kadar modern bir eğitim kurumlarının yapılabilme olanağı ortadan kaldırılmıştır. Dolayısıyla bunları piyasaya açan, canım memnun değil misin? O zaman bak sana sunulan hizmet var, bedelini ödersin gidersin. Nitekim bu yasa meclisten geçtikten sonra bütün panolarda, ilanlarda, reklamlarda 4+4'ü dert etme, çözüm var, çare var diyerek reklamlar bu şekilde oldu. Demek ki kamunun sunduğu hizmette, devlet okullarında aslında bu yasa dert getiren bir yasa. Bu dertlerin çaresi eğer özel kurumlarsa, özel eğitim kurumlarıysa o zaman topyekun buna en azından yoksulluk sınırının giderek büyüdüğü, çatışmaların yükseldiği, gelirlerin alabildiğine düştüğü bir ülkede bunun çok ciddi sonuçları olacağını bilmek zorundayız. Şimdi bu yasa bu haliyle geçtikten sonra ortaya çıkaracağı çok önemli boyutlar var. Bunlardan bir tanesi bu hükümete kadar ya da bu Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar toplumsal bir talep haline gelmiş, önemli bir derecede eğitim alanındaki bir toplumsal bilincin yükselmesiyle birlikte okul öncesi eğitiminin yaygınlaşma aşamasında, çünkü bu çok ciddi bir toplumsal talep oldu. Yani en batıdaki en gelişmiş bir aileden de en kırsaldaki en yoksul aileye kadar
bu talebin toplumsallaşması üzerine %60'lara kadar varan okul öncesi eğitim bu yasayla kesintiye uğradı. Artık bu yasayla okul öncesi eğitime de yatırım falan yapılmayacak. Burası da özel sektöre devredilen bir piyasa alanı haline dönüştürüldü. Bu açıdan son derece bir hak kaybı olarak burayı değerlendiriliyor. Okul öncesi hakkın bir eğitim hakkı olduğunu, zorunlu eğitimin 18 yaşına kadar giderken elbette ki geriye doğru yaşın küçüleceğini ama yaşa uygun bir kamusal eğitimin verilmesi gerektiğini ifade ediyor. İkinci bir tarafı yine 28 Şubat'ta ifade ediliyor ama aslında 28 Şubat bunlar için bir basamak olmaktan öte gitmiyor ya da toplumu ikna etme yöntemlerinden biri olarak kullanılıyor. Bu eğitim sistemi içerisine İmam Hatiplerin yani din okullarının yani bir başka deyişle eğitimin dinselleştirilmesinin bir yolu açıldı bu yasayla birlikte. Artık ortaokul var, İmam Hatip ortaokulu var, normal ortaokul var. Lise var, işte fen lisesi ve sosyal bilimler var, İmam Hatip liseleri var. Dolayısıyla zaten zorunlu din derslerinin mücadelesi verilirken içeride Danıştay'dan dışarıda AİHM'in kararlarına rağmen zorunlu din derslerini kaldırmayı başaramamışken din derslerinin daha geniş alanda yayılması, daha çoğalması aslında yasanın içinde olmaması gereken, yine yasanın eşitlik ve anayasaya aykırılığı eşitlik ilkesinden baktığımızda da seçmeli dersler arasında yasayla ders zorunlu hale getirilmesi bir başka tarafı. Buradan da özellikle Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in hayatının okutulmasının zorunlu hale gelmesi, o zorunlu din derslerinin yanında dini eğitimin, artık dini eğitimdir o, dördüncü sınıftan itibaren yani ilkokuldan itibaren yoğun bir şekilde o itaatkar, o sorgulamayan, o sadece otoriteye bağımlı itaatkar bir toplumun yetişmesinin önü açılmış olacak ki bu İmam Hatip sistemi de böylece eğitim sistemi içine deklare edildi. Dolayısıyla buradan baktığımızda çok ciddi bir kayıp içerisindedir Türkiye toplumu. Hem eğitim sistemi içerisinde hem yatırımlar boyuyla hem de eğitimin bilimsel ve laik özünün ortadan kaldırılmasına yönelik çok ciddi biçimde bir geriye gidişin olduğunu gözlüyoruz. Ama bunun yanında bu yasanın işte meclisteki ilk teklif edilmesinden bu yana geldiğimiz süreçte çok ciddi bir toplumsal bilinçlenmeyi de beraberinde getirdiğimizi çok rahat söyleyebiliriz. Özellikle 15 günden bu yana ya da adrese dayalı kayıt sistemlerinin işte yapıldığı yapılıyor dendiğinden itibaren 60 aylık çocukların dahi okullarda şu anda kayıtlı olduğu bir dönemde çok ciddi tepkiler var. Bu tepkiler sadece yaşla da sınırlı değil. Örneğin okulların bölünmesiyle birlikte, ayrışmasıyla birlikte aynı evin iki çocuğu okulları değişmek zorunda kaldı. Biri çok yakında olurken birine servisle gitmek durumunda kaldı ki okulları, ailelerin çocukları için harcayacakları eğitim miktarları, aile bütçesindeki eğitim payları daha da böylece yükselmiş oldu. Dolayısıyla buradan baktığımızda okul ayrışmalarının hem veliler üzerindeki olumsuz etkilerinin yanında hem de öğretmenler açısından çok ciddi sonuçlar doğurdu. Özellikle sınıf öğretmenliğinin yani ilkokul düzeyinin 5'ten 4'e çekilmesi bizim tespitlerimize göre 68 bin öğretmenin norm fazlası olarak açığa çıkmasına yol açtı. Bugünlerde de şu anda bütün Türkiye'de Milli Eğitim Müdürlüklerinin yapmaya çalıştığı 4 ve 5. sınıf öğretmenlerinin, boşa çıkan 4 ve 5. sınıf öğretmenlerinin sağa sola dağıtılması, hatta zorunlu bir istediğin yeri 3 tane okul seçersen onlardan birine yoksa biz istediğimiz yere gibi aynı ilçede, ilçeler arasında, il içinde yeni sürgünlerin doğmasına yol açan bir süreç işledi. Ciddi tepkiler vermekteyiz ama bu tepkilere rağmen, bu tepkileri büyütmek istememize rağmen hala toplumdaki karşı koyuşun yükselmemesi, toplumdaki korku algısının yüksek olması, medyanın zaman zaman öne çıkararak, zaman zaman olumlu propagandasının kitleler üzerinde çok ciddi kırılmalara da yol açıyor. Aslında biraz da hükümet buradan doğru güç alıyor. Ama bu yasa bu kadar hazırlıksız, öğretmenler açısından da, veliler açısından da,
öğrenciler açısından da bu kadar hazırlıksız bir halde getirilmesi okulların açılmasıyla birlikte çok ciddi tehlikeleri içinde barındırıyor. Hem çocukların güvenliği açısından hem öğretmenlerin eğitimdeki kendi mesleklerini yürütürken ortaya çıkacak sorunlara çözüm üretemeyecek olması nedeniyle sorunlar büyüyecektir. Şimdi biz normal olarak 72 aylık çocuğun okula birinci sınıflara alındığı bir yerden birdenbire önce 60 sonra 66 aya çekildi. Geçen yıl 70 aylık çocuğu olup da okula vermeyenlerle bu yıl 66 aylık çocuğun yani 82 ay ile 66 ay çocuğunun 1,5 yaş aralığının aynı ortamda, aynı sınıf ortamında, aynı 40 dakikalık ders süresinde bir arada bulunması ve aynı programı sürdürebilmesi son derece sağlıksız ve başarısızlığı beraberinde getirecek. Bu aynı zamanda biraz önce arkadaşımın da söylediği ilk 3 ayda aslında 8 aylık ana sınıfı programını 3 aya sıkıştırıp ana sınıfına giden çocukların 3 ay boyunca ne yapacakları soru işareti, hiç gitmemiş çocukların, 66 aylık çocukların aslında 8 ayda alması gereken programı 3 ayda sıkıştırıp A ve A ev harfleriyle birden 10'a kadar sayıyı öğrenmesi, iki grup çocuğun aynı ortamda bulunması sonucunda nasıl bir durum ortaya çıkacak? Bunları hep gözleyeceğiz. Bunların olumsuzluğunu, başarısızlığını söylüyoruz. Yine ilkokulun 4'ten sonraki ikinci dörtlük kısmında ders saatlerinin artırılması son derece sıkıntılı bir durum yaratacaktır. Haftalık zorunlu 30 saatten o 4 ile 8 arasındaki bölümde 37 saate haftalık ders programı çıkarıldı. Dolayısıyla derslere giriş çıkışların zamanı değişti. Yani sabahları 7.20'de ki okulların büyük bir çoğunluğunun en gelişmiş kentlerde dahi okulların büyük bir çoğunluğunun ikili öğretim yaptığı bir yerde 7.20'de girip akşam 6.30'a kadar okulun sürdüğünü düşündüğümüzde bu çocukların okula gidiş saatleriyle uykusu, beslenmesi ile akşam evden okuldan eve gelişleri, yorgunlukları, dinlenmeleri, uyumaları bunlar son derece o çocukların öğrenim hayatlarındaki başarısızlığı beraberinde getirecek. Şimdi biz de bugünlerde yine öğretmen başvuruları alınıyor, öğretmen atamaları yapılacak. İşte hepimizin bildiği gibi 300 bin üzerinde diplomalı işsiz arkadaşımız var, atanmamış öğretmenimiz var ama 40 bin öğretmen alınacak. Ve bu 40 bin öğretmen içinde bu yıl hiç sınıf öğretmeni alınmayacak çünkü sınıf öğretmeni fazlalığı çıkarttılar. Onun dışındaki diğer branşlardan da en çok alınan branşlardan bir tanesi din bilgisi öğretmenler. Bu bir zorunlu din dersi var, iki seçmelilerle din dersleri artırıldı, üç öğretmen artırarak her okulda din içerikli derslerin daha fazla sayıda verilmesinin önü açıldı. Şimdi düşünün ki 30 kişilik bir sınıfta 8 öğrenci seçmediğini, seçmek istemediğini belirttiğinde oradaki ayrımcılığın ortaya çıkacak sonuçlarını kestirebilmek çok mümkün olmayacak. O mahalle baskısı dediğimiz şey daha çocukların 4. sınıftan itibaren birbiriyle ayrıştığı, birbirine karşı düşmanlaştığı bir eğitim sürecinin yaşanacağı ortada. Dolayısıyla bunların çok ciddi sıkıntılarını da önümüzdeki süreçte yaşayarak göreceğiz. Yine bizim normal 72 aylık çocuklar üzerinden her yıl 1 milyon 200 bin sayısında bir öğrencimiz okul hayatına başlar. Bu yıl 66 aylık çocukların okula gelişiyle birlikte 730 binin üzerinde bir öğrenci bu sayıya eklenecek. Bunun anlamı şudur, 30 kişilik sınıflar 40'a çıkacaktır. 40 kişilik sınıflar 50'ye çıkacaktır. Yani o yaş grubundaki çocuğun ikişerli sıralarda zar zor okuduğu bir yerde o minicik çocukları 3 kişi oturtacaksınız. 5 dakika, 10 dakika aynı yerde oturamamış, oturmayı öğrenmemiş çocukları dinleme süresinin 5 dakikanın üzerine çıkmadığı bir yaş grubunda 40 dakika o sınıf ortamında onları buluşturacaksınız. O 40 dakika sonra zil kavramının olmadığı bir yaş düzeyinde zilin çaldığında camdan mı, kapıdan mı dışarı çıktığını kestirmek o öğretmenin becerisine kalır ki o öğretmenin değil
hiçbir öğretmenin altından kalkamayacağı bir yük getirecektir. Bunlar son derece sıkıntılı işlerdir. Bütün bunlara karşı ne yapıyoruz? Çok ciddi biçimde bütün yayın organlarımızda da, medyada da, açıklamalarımızda da hep şunu söyledik. Bu işlerin karşılığında mücadele etmekten başka yol yoktur. Tepki vermekten başka yol yoktur. Bu tepkilerimizi nasıl örgütleyeceğiz? Öncelikle biz yaklaşık bir ay önce iki tane dilekçe örneği hazırladık. Velilerimize yönelik bunları bütün örgütümüz aracılığıyla ulaştırabildiğimiz bütün dost kurumlarla, demokratik kitle örgütleriyle, meslek örgütleriyle, mahalle birimleriyle, muhtarlıklarla, okul aile birlikleriyle bunları yaygınlaştırarak bir 66 aylık çocukları olanlar için okuluma göndermiyorum değil ama ana sınıfı istiyorum, çocuğumu ana sınıfı açın diye dilekçe örneği verdik. Hani dayatmaysa, asıl dayatma tam da burada var. Çünkü okula çocuğunu göndermediğinizde para cezasıyla toplum tehdit ediliyor. Hatta başbakan daha ileri giderek işte ihanet içinde oldukları velilerin çocuklarını göndermediğinde onları gerizekalı olarak nitelendirmiş olacaklarını topluma tam da bir despotça, faşizan bir yaklaşımla bunları ifade edebiliyor. Hiçbir bilimsellik olmadı. Dolayısıyla bunlara karşı biz okula göndermeme değil, çocuğumun yaşına uygun okul öncesi eğitim istiyoruz diye dilekçeleri verdirdik. Önemli derecede bunlar bugünlerde sıkça, çokça yaygınlaşıyor. İki, bugünlerde yine hemen hemen bütün kent merkezlerinde, kentin yoğun yer olduğu yerlerde standlar açtık. Halkı yine bilinçlendirme, afişlerimizle, işte pankartlarımızla ve bir imza dilekçesi bunları illerin valiliklerine vererek tepkileri büyütecek bir çalışma içerisindeyiz. Yine toplumu aydınlatacak bildirileri bütün her yerde, mahallelerde, pazarlarda, istasyonlarda, otobüs duraklarında bütün örgütümüz bunları yapıyor. Bütün bunlara karşın daha da büyütmek, daha da yaygınlaştırmak adına bu önümüzdeki hafta 11 Eylül Salı gününden itibaren ki Salı günü Rize'den, Batman'dan, Çanakkale'den ve Muğla'dan başlamak üzere dört koldan bir yürüyüşle 200 arkadaşımızın yürüyeceği bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 35 ilden, ilçelerden geçerek bu süreci anlatan, bu sürece karşı hep birlikte mücadeleye çağıran ve 15 Eylül günü Ankara'da çok büyük bir sıhhiyede saat 10'da bir büyük mitingi örgütlüyoruz. Bu elbette ki bir örgütsel mücadelenin, bir toplumsal muhalefetin bütün antidemokratik, dayatmacı bir yasaya karşı toplumun bir hep birlikte karşı duruşunu örgütleme alıyor. Ama bunun dışında çıkabilecek ki biz televizyon programlarında da yazılarımızda da çok açık biçimde 66 aylık çocuklarını okula göndermeme çağrılarını yaptık. Bunların yasa dayatmasıyla gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ifade ettik. Bunlara karşı her türlü hukuk mücadelesinin de halkımızın yanında, velilerin yanında olacağımızı ifade ettik. Bunlara rağmen bugünlerden itibaren örgütümüzü de bu mücadelenin içinde olan öğretmenleri de, eğitim emekçilerini de hedef haline getiren çabaların da olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz 25 Haziran'da yine kamuoyunun çok yakından takip ettiği ve bildiği, bu yasaya karşı muhalefetimizin yükseldiği bir yerde konfederasyonumuzun yöneticileri de olmak üzere, konfederasyona bağlı diğer sendikalarımızın yöneticileri de olmak üzere eğitim sendiği, hem genel sekreteri hem merkez kadın sekreterimizin içinde olduğu 70 arkadaşımızın gözaltına alınıp ardından tutuklanmasıyla gelişen bir baskı sürecinin de yaşadığımızı ifade etmekte yararlı olduğunu düşünüyorum. Ama bütün bunlara karşı bu mücadelenin demokratik, bilimsel, parasız, kamusal, ana dilinde bir eğitimin gerçekleşmesi için bu mücadelenin büyütülmesinden, bu mücadelenin sürdürülmesinden yana tavizsiz bir tutumu sürdürmeye kararlılığımızı biz de ifade ediyoruz. Bu mücadelede bütün demokrasiye inanan, insan haklarına inanan, özgürlükten ve bağımsız bir ülkede yaşamaktan yana olanların da bizlerle birlikte bu mücadelede olmasını istiyoruz. Çünkü sadece bu bir eğitimle ilgili alan değil, tamamıyla toplumu yeniden şekillendiren, toplumun geleceğine bugünden bir irade konmuş bir yasa tasarısı olarak adlandırmak mümkündür.
Dolayısıyla başlangıçta ifade ettiğimiz çocuk işçiler, çocuk gelinler istemiyoruzun karşılığı geri kalmış bir toplumun otoriter, faşizan bir ülkenin içinde yaşamak istemediğimizin de bir ifadesi olduğunu söylemek istiyorum. Bu sözlerle ben de bu bölümdeki konuşmamı tamamlamış oluyorum. Sürem herhalde uygun. Teşekkür ederim.